genel izleyici için uygundur. Merhaba, bugün sizlere kronio-servikal sendrom, başka bir deyişle üst boyun omurga sendromundan bahsedeceğim. Şimdi bizim üst boyun bölgemiz C1 atlas ve C2 aksis dediğimiz kemikler ile onların etkileşimde olduğu kafa tabanı bölgesi yani occiput'tan oluşmaktadır. Şimdi bu bölgede çok sayıda önemli damar ve sinir yapı bulunmaktadır. Az önce bahsettiğim C1 atlas ve C2 aksis kemikleri anormal bir pozisyonda kilitlenirse ki biz buna disfonksiyon, blokaj adını veriyoruz. Az önce bahsettiğim damar ve sinir yapılar üzerinde stres yaratarak bir dizi semptom ve problemin gelişmesine neden olurlar. Şimdi bu semptom ve problemlerden bahsetmeden önce bu bölgede neden bir disfonksiyon gelişir onlara bakalım. Öne doğru uzun süre eğik oturma, örneğin cep telefonuna uzun süre bakma gibi, trafik kazaları, travmalar, postural problemler, çene sorunları, stres, kuyruk sokumu üzerine düşme gibi nedenlerden dolayı bu bölgede disfonksiyon gelişebilir. Bu bölgede disfonksiyon gelişmesine bağlı olarak az önce bahsettiğim damar ve sinir yapılar üzerindeki strese bağlı olarak vertigo, kulak çınlaması, baş ağrısı, migren ataklarının tetiklenmesi, kronik yorgunluk, beyin sisi gibi problemlerin gelişmesine neden olabilir. Tabii ki bu problemlerin üst boyun dışı kaynaklı nedenleri de bulunmaktadır. Öncelikle ilgili uzman hekimin muayenesinden sonra yapılacak fiziksel değerlendirmede bu disfonksiyonun yönü ve derecesi belirlenir. Gerçekten bu problemler üst boyundan mı kaynaklı yoksa vücudun uzak yerlerindeki bir problemin osteopatik fasyal bağlantılarla bu alana mı yansıyor? Bunun bir değerlendirilmesi gerekir. Bütün bu işlemler uygulandıktan sonra uygun mobilizasyonlar, manipülasyonlar, kas enerji teknikleri gibi manuel terapi yöntemleri uygulanır ve kişiye özel bir fizyoterapist tarafından verilecek egzersiz ile bu disfonksiyon giderilir. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.